Merhaba arkadaşlar, Yenilenme Cehdi programına hoş geldiniz. Bugün programımızda hizmet nedir'i anlatmaya çalışacağız. Yenilenmenin yönünü, yenilenme ile ilgili yapılması gerekenleri konuşmadan önce hizmet nedir? Bunu kavramsal olarak tanımlamak, en azından bir şekilde çerçevelemeye çalışmak gerektiği kanaatindeyim. Ha, bunu yaparken ben yine kendime göre yapacağım. Doğru olabilir, yanlış olabilir, eksik olabilir. Bir şekilde hizmeti benim düşünceme, benim algılamama göre tanımlamaya çalışacağım. Hizmet nedir? Hizmet her şeyden önce yaratıcının rızasını kazanma çabasıdır. İlahi kelimetullah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın adını yüceltme, yükseltme, dünyaya anlatma, insanların tanıtımını açma çabasıdır, gayretidir. Hizmet aslında Allah, kainat ve insan arasındaki ilişkiyi sağlıklı olarak kurabilme, bu üç varlık arasındaki ilişkiyi doğru denkleme oturtabilme, arasındaki bağlantıyı sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilmek demektir. Kur'an kitabını anlamak kadar kainat kitabını da anlayabilmektir. Dini bilmek, dini anlamak kadar bilimi, sosyal bilimleri de anlamak ve çözümlemeye çalışmaktır. Sadece dini ilimlere yoğunlaşmamak, fen bilimlerine, müsbet ilimlere de yoğunlaşmaktır. Aslında hizmet, İslam'ı asrın idrakine söyletmektir. Mehmet Akif'in dediği gibi, çağın ihtiyaçlarına göre İslam'ı yeniden yorumlama çabasıdır. Hizmet, insan olmaktır. İslam olmanın asıl gayesi de aslında önce insan olmaktır. İslam olmadan önce insanız, daha iyi, daha sağlıklı, Allah'ın murad ettiği gibi bir İnsan olabilmek için İslam oluyoruz. Alvarlı Efe Hazretleri'nin dediği gibi, Hoca Efendi'nin hocası olan, kendisinin etkilendiği, Allah bizi insan eyleye diyebilmek ve insan olma yönünde, yolunda çaba sarf etmektir hizmet. Yine Yunus'un dediği gibi hizmet, yaratılanı yaratandan ötürü sevme çabasıdır. Hizmet, insanlara tefekkürü, düşünmeyi, aklını kullanmayı, muhakeme yeteneğini kullanmayı öğretmek, teşvik etmek, bunun usul ve yöntemlerini göstermek, öğretmektir. Kur'an'ın akıl etmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz gibi ayetlerine muhatap olmak ve bu farkındalığı insanlarda öne çıkarmaktır. Kuru itaat ve biat kültürünü yaygınlaştırmak değildir. Allah'ın verdiği bir kısım kabiliyetleri, imkanları yine Allah'ın muradı istikametinde kullanma becerisini geliştirmektir. Hizmet her şeyden önce dini motivasyonla hareket eden bir harekettir. İslam'ı esas alır. Aslında İslam'dan başka bir şey değildir. Hoca Efendi'nin çabaları ve gayretleriyle, o güzel anlatımlarıyla hizmet, sahabe hayatını kendi hayatına örnek ve ideal haline getirmektir. Efendimiz'i ve arkadaşlarının yaşantılarını, örnek hayatını model almaktır. Hizmet aslında Hoca Efendi'nin Cihat ve İlahi Kelimetullah kitabında ifade ettiği gibi Allah ile kullar arasındaki engelleri ortadan kaldırmaktır. Veya insanların Allah'a ulaşması için var olan bir kısım engelleri kaldırmak ve Allah'ı tanımalarını, bilmelerini kolaylaştırmaktır. Hizmet, cehaletle mücadele etmektir. Fakirlikle mücadele etmektir. İftirakla mücadele etmektir. Asrın başında Bediüzzaman'ın ilan ettiği bu üç düşmana karşı üç marifetle mücadele etmektir. Bunun için cehaletle mücadele etmek için hizmet, dünyanın her yerinde ve Anadolu'nun her köşesinde, her kasabasında okullar açmıştır. Fakir çocuklar barınabilsin diye yurtlar açmıştır. Üniversiteler açmıştır. Kitap evleri, yayın evleri açmıştır. Öğretmenler yetiştirmiştir. Profesörler yetiştirmiştir. Fakirlikle, İslam dünyasının en önemli diğer problemi olan fakirlikle mücadele edebilmek için yardımlaşmayı teşvik etmiştir. Zengin ve varlıklı insanların fakirlere el uzatmasını sağlamıştır. Bunun için organizasyonlar yapmıştır. Kimse yok mu gibi dernekler kurmuştur. İnsanların her yıl ihtiyaçlarından fazla olan bağışlarına müracaat etmiş. Bunu bazen fakir insanlara, bazen varoşlara, bazen bir bursa muhtaç olan öğrencilere ulaştırmış. Fakirle zengin arasında köprü olmuştur. Hizmet, sınıflar arasında köprü olabilmektir.
sosyal sınıflar arasında, tabakalar arasındaki uçurumları kapatmaktır. Alt sınıftaki insanları, varoşlardaki insanları hem eğitim açısından hem ekonomik gelir açısından daha üst sınıflara çıkarma çabasıdır. Bu yönüyle hizmet aynı zamanda sosyal misyonu çok güçlü olan bir harekettir. Hizmet farklı din, dil, kültürler arasında, etnisiteler arasında, mezhepler arasında barış köprüleri kurmaktır. Diyalog çabaları göstermektir. Bunun için Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yaptığı hizmetler, faaliyetler, konferanslar, paneller çok önemli görevler görmüş ve birbiriyle konuşmaktan areden, uzak duran pek çok farklı kesimin aynı masanın etrafında birleşebildiğini göstermiştir. Konuşabileceğini, ülkenin meselelerini konuşabileceklerini ortaya koymuştur. Hizmet bu üç düşmanla mücadele edebilmek için cehalet, fakirlik ve iftirakla emeği, sermayeyi ve bilgiyi bir araya getirip bir yemek yapma sanatıdır. İmkanları bir araya getirme ve hayırlı şeyler üretme, projeler üretme, olumlu adımlar atma, müsbeti arzu etme, menfiden kaçınma çabasıdır. Hizmet kul hakkına riayet etmektir. Camiden çıkarken başkasının ayakkabısına basmayı bile kul hakkı görüp ondan içtinab etmektir. Bulunduğu yurtta öğrencilerin yemeklerine kaşık çalmamaktır. Bir şekilde o öğrencilerin, vakfın yemeklerinden yediyse onun bedelini ödemedir. Kul hakkına girme konusunda müthiş derecede titizlenme ve hassasiyet göstermedir. Hizmet insanları, özellikle son dönemde Müslümanları şiddetle anıldıkları, ölümle, katliamla, cinayetle, kanla, terörle anıldıkları bir dönemde şiddetten uzak tutmaktır. Ötekine karşı nefretin körüklendiği böyle bir dönemde insanları, özellikle gençleri yapıcı, müsbet hareket etmeye yönlendirebilmektir. Üstadın asrın başında verdiği çok önemli bir iştihatla maddi kılıç kınına girmiştir diyerek insanları terör ve şiddetten uzaklaştırmak, ikna yöntemiyle, mantıkla, muhakemeyle İslam'ın güzelliklerine ikna etmeye çalışmaktır. Hizmet aslında rıza ilahi kazanmak isteyen, hem ülkesine hem de insanlığa hizmet etmek isteyen, katkıda bulunmak isteyen, katma değer vermek isteyen insanların bu yolda çileyi sevda haline getirmeleridir. Hizmet bir okul müdürünün bir çocuk merdivenden düştü denildiğinde, kendi çocuğu olarak haber verildiğinde, sorumluluğunu alacağı başka bir ailenin çocuğundansa kendi çocuğunun düştüğüne ve yaralandığına memnun olabilmektir. Hizmet yaşamak için yaşatmaktır. Başkalarının rahatı, başkalarının huzuru, başkalarının emniyet içinde olabilmesi için kendi huzurunu terk edebilmek, kendi rahatından fedakarlık edebilmek, kendi güvenliğinden fedakarlık edebilmektir. Yani isar hasletidir. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile başkalarını kendilerine tercih etme hasletidir. Bu yönüyle hizmet dünyanın pek çok coğrafyasında 30-40 yıldır milyonlarca çocuğu eğitmiş ve bu çocukların burnu kanamadan, namusuna en küçük zarar ve halel gelmeden onları ailelerine teslim etmiş ve başta Anadolu olmak üzere bulundukları, faaliyet gösterdikleri her yerde o velilerin güvenini, emniyetini kazanmıştır ki dünyanın öbür ucundan veliler 20-22 yaşında, 25 yaşındaki gencecik erkek öğretmenlere genç kızlarını çekinmeden emanet edebilmiş ve yıllarca bu noktada hiçbir problem yaşanmamıştır. Hizmet makuliyetin yoludur. Aşırılıklardan uzak durmaktır. Ekstremizmden uzak durmaktır. Hizmet uzlaşmacılıktır. Alevi ile Sünni'nin, Kürt'le Türk'ün, Şii ile Sünni'nin, Hristiyan'la Müslüman'ın, farklı uçların ortak noktalarda buluşabilmesi, birleşebilmesi, konuşabilmesi için uzlaşmacı yöntemler geliştirmektir. Husumetten uzak durmaktır. Hizmet toplumun katmanları arasında bir köprüdür. Fırsat eşitliği için kurumlar açmaktır, müesseseler açmaktır. İnsanların zayıf kesimlerinin, toplumsal kesimlerinin önünü açmaktır. Onları yetiştirmek, onları eğitmektir. Hizmet bir yönüyle kız çocuklarının okutulmadığı, eve hapsedildiği, erken yaşta evlendirildiği bir toplumda kız çocuklarını okutmaktır. Onlardan öğretmenler çıkarmak, onlardan doktorlar çıkarmaktır.
onları hayatın içine katmaktır. Her ne kadar kadının temsili noktasında, hayatın içinde temsili noktasında hizmetin eleştirilebilecek pek çok noktası var ise de, var olan eski durumla kıyasladığımızda hizmet kadınları, kız çocuklarını çok ciddi şekilde ele almış ve önemli bir mesafe kat etmelerine vesile olmuştur. Hizmet, modernizmin imkanlarını, çağın imkanlarını Müslümanca ve İslam'a uygun bir şekilde yaşayabilecek hale getirmektir ve bunu fiilen göstermektir. Hizmet, slogan atmaktan uzak durmak, bağırıp çağırmak yerine proje üretmektir. Bir şey ortaya koymaktır. Müsbet hareket etmektir. Proje icra etmektir. Evet, hizmet derken şu noktayı da belki ayırmakta fayda var. Hizmet ilkeleri ve esasları itibariyle, yazılı kaynaklar itibariyle, en azından ben öyle düşünüyorum, bir problemi olmayan, ciddi bir problemi olmayan, ideale yakın bir prensipler bütünü. Ama bu noktada hizmetle cemaati ayırmak gerektiği kanaatindeyim ben. Hizmet bu prensiplerden müteşekkil bir bütün iken, cemaat dediğimiz şey veya hareket dediğimiz şey veya camia ne denecekse, insanlardan kusur yapabilen, hata işleyebilen insanlardan mürekkep bir varlık. Dolayısıyla bu ikisini ayırmak da gerekebilir. İnsanlar hata işler, cemaatin hataları olabilir. Ama hizmet denilen bütüne ilkeler açısından bakmak lazım. Ben bu açıdan baktığımda ve kendime göre kısmen mantıklı muhakemesini kullanan, analitik düşünen bir adam olduğumu da farz ederek, hizmetin temel ilkelerinde bir problem olmadığını görüyorum, düşünüyorum. Ama uygulamalarımızda, yani cemaat dediğimiz tarafında, insandan kaynaklanan doğal olarak pek çok hatalarımız, zaman içinde ülfetler, ünsiyetler, hataları görememe, bazı arızalar vardır. Bu ayrımı yapmakta da fayda var diye düşünüyorum. Pek çoğumuz insanlardan kaynaklanan hataları çoğu zaman hizmetin geneline verebiliyoruz. Bu ayrımı şu kıyasla da verebiliriz. Asr-ı Saadet'te Efendimizin ortaya koyduğu İslam'la, daha sonra İslam'ın saltanata dönüşmesinden sonra, Asr-ı Saadet'ten sonra yaşanan İslam arasındaki fark gibi görebiliriz. Efendimizin ve Kur'an'ın ortaya koyduğu şey İslam'ın temel prensipleridir. Bunlarda dahi pek çok yorum olabilir, katkılar olabilir. Her tefsir, her müfessir, her ayeti farklı şekilde yorumladığı gibi. Ama neticede İslam'ın o ilkeler bütünü Müslümanların uygulamalarından farklı olabilir. Müslümanların içinden çok caniler, haccacı zalimler, Yezidler çıkabilmiştir. Bu uygulamaları birebir her zaman İslam'ın ilkeleriyle bağdaştırmak da uygun değildir diye düşünüyorum. Hizmet, 2-3 asırdır bir karanlık içinde olan, dünyanın gelişmesinden kopmuş, iç çatışmalarla iç içe, bilimden kopmuş, İslam'ın özünden ve ruhundan da kopmuş, hem Anadolu insanını hem diğer Müslümanları yeniden İslam'ın gerçek ufkuna taşımaktır. Çağın anlayışına taşımaktır. Yeniden bilimle, mantıkla, muhakemeyle, gelişmelerle tanıştırmaktır. Ekonomik imkanlarla tanıştırmaktır. Hizmet, Anadolu'da çokça yerleşmiş, pek çok insanın rahatça söylediği bizden adam olmaz, biz yapamayız düşüncesini fiilen yıkmaktır. En güzel örnekler ortaya koyarak dünyadaki en başarılı projeleri icra etmek ve herkese örnek olacak şekilde bunlardan alkış toplamaktır. Kapalı gettolaşmış dini inançları, tarikatları, kültürleri dünyaya açmaktır. Onları modern çağın enstrümanlarıyla, aletleriyle tanıştırmaktır. Medreseye, eski tarz medreseye hapsolmuş olan dini eğitimi dünyaya açmaktır, bilime eğitimi açmaktır. Bunun için okullar, dershaneler, kültür merkezleri, üniversiteler açmak ve bunu insanlığın hizmetine, Anadolu'nun hizmetine sunmaktır. Hizmet, diğer dinlerle Müslümanlar arasında da köprü olabilmektir. Onlarla uzlaşma noktaları bulabilmektir. Öteki ve kafir öldürülecek, mücadele edilecek olmaktan çıkarıp beraber ve huzurlu bir şekilde mutlu yaşanabilecek bir dünya kurabilmektir onlarla. Bunu gaye edinmektir. Sonuç olarak toparlayacak olursak, hizmet temelde dini motivasyonlu bir harekettir. Bir gönüllüler hareketidir. Bir sosyal harekettir. Bir yardımlaşma hareketidir. İslam'ı, Anadolu'yu globalleştiren, dünyaya açan bir harekettir.
Kur'an ve sünnetin temel esaslarına bağlı kalarak Müslümanlığı asra uygun şekilde yeniden yorumlayan bir harekettir. Ve her şeyden önemlisi aslında hizmet yenilikçi bir harekettir. Gerek Risale-i Nur yolunun yenilenmesinde, gerek İslam anlayışının klasikleşmiş 5-6 asırdır kendisini yenileyemeyen, durağanlaşmış İslami anlayışın, düşüncenin yenilenmesinde, İslami yöntemlerin, hizmet yöntemlerinin yenilenmesinde çok ciddi bir yenilenme cehdi ortaya koymuş, çok yeni yöntemler ortaya koymuş, çok yeni kurumlar icra etmiş ve bunları başarıyla uygulamış. Dünyada farklı toplum, din, etniste kesimleriyle çok sağlıklı ve hoşgörüye dayalı diyaloglar kurabilmiş yenilikçi bir harekettir. Ancak bu hizmet hareketi son 10-15 yılda kendisi de bir kısım deformasyonlara maruz kaldı, zamanın aşındırmasına maruz kaldı. Çok hızla globalleşen bu dünyada kendini yenilemekte biraz yavaş kaldı. Dolayısıyla hizmet bu yenilenme, yeniden gireceği yenilenme cehdiyle daha önce yaptığı pek çok yenilenme gibi kendi bünyesinde yenileyebilecektir diye düşünüyorum. Bu potansiyele sahiptir. Hizmette bu insan potansiyeli var, bu birikim var, bu akıl var, bu tecrübe var. Sadece hizmet, dünyaya kendisini yeniden uyarlayabilmek, o üzerindeki tozları silkeleyebilmek, bu pörsümeden biraz kurtulabilmek, daha yeni ufuklara daha sağlam açılabilmek için elindeki insan kaynaklarını, tecrübesini, potansiyelini, tecrübelerini, birikimini, yöntemlerini tekrar masaya yatırmak ve yeniden yorumlamak durumundadır. Hizmetin ben bunu çok etkili, verimli bir şekilde yapabileceğine kaniyim. Evet, bir yenilenme cehdi programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda hizmet ne değildir konusunu sizlerle konuşmaya çalışacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.